Herkese merhaba. Bugün sizlere hücresel tedaviler video serimizin ikinci konusu olan eksozomlardan bahsedeceğim. Eksozomlar hücrelerin dış ortama salgıladıkları hücreler arası iletişimi sağlayan adeta bir hücreler arasında habercik görevi gören moleküllerdir. İçeriklerinde lipid, protein, RNA gibi biyoaktif molekülleri taşırlar. Ve bu moleküller sayesinde hücrelerin birbirleriyle iletişimlerini sağlarlar. Eksozomlar bu özelliklerinden dolayı tıbbi uygulamada yer bulmuşlardır. Özellikle son 10 yılda eksozom uygulamaları çok popüler hale gelmiştir. Eksozomun cilt üzerindeki etkilerini 3 ana başlıkta sınıflayabiliriz. Birincisi cilt yenilenmesi ve gençleşmesi. Eksozomlar cilt hücrelerine büyüme faktörleri, sitokinler ve diğer biyoaktif molekülleri sağlarlar. Bu moleküller hücrelerin yenilenmesini ve çoğalmasını arttırarak cildi daha sağlıklı hale getirir. Eksozomlar fibroblast hücrelerini uyararak, ki fibroblastlar kolajeni üreten hücrelerdir, bu sayede kolajen üretimini teşvik ederler. Bu da cildin elastikiyetini ve kırışıkların azalmasını sağlar. Cilt bariyerini, cildin epitel hücrelerini, fonksiyonlarını destekleyerek güçlendirir ve bu sayede cilt kuruluğu ve iritasyonunu azaltır. İkinci olarak eksozomlar inflamasyonu azaltırlar. Antiinflamatuar etki gösterirler. Antiinflamatuar etki de ciltteki ödem ve şişliği azaltır. Bu akne gibi, rozasea gibi cilt rahatsızlıkların tedavisinde faydalı olmaktadır. Yine yarıleşmesini desteklerler ve yarıleşmesi desteklendiği için o bölgede oluşan herhangi bir travma, kesi de skar oluşumu yani iz oluşumunu azaltırlar. Yine eksozomların pigmentasyon yani leke üzerine de bir düzenleyici etkisi bulunmaktadır. Eksozomların içeriği melanosit hücrelerinin aktivitesini düzenleyerek hiperpigmentasyondan yani aşırı leke oluşumundan cilde korur. Ve eğer bir ciltte ton eşitsizliği varsa bu ton eşitsizliğini de daha homojen bir hale getirilerek ton eşitsizliğini ortadan kaldırırlar. Eksozomlar bütün canlı vücutlarında bulunurlar. Yani bir bitkide de, bir hayvanda da, insanda da hücreler arasında iletişimi sağlayan moleküller eksozomdur. Bizim tedavide kullandığımız eksozomlar fetal kaynaklı yani bebeğin göbek kordonu kaynaklı mezenşimal kök hücrelerden elde edilirler. Bunu tercih etmemizin sebebi bebek mezenşimal kök hücrelerinin salgıladığı eksozomlar herhangi bir strese maruz kalmadığından herhangi bir şekilde negatif bir haberci molekül taşımazlar. Yani bu hücreler bir hücreye kanser ol, öl veya o bölgede bir yara oluştur demezler. Erişkin hücre tercih etmememizin sebebi de erişkin hücreleri çok yoğun bir strese yıllar içerisinde maruz kaldığı için taşıdığı haberci molekül bu anlamda pozitif bir ileti içermeyebilir. Bu riski almamak adına bizim tercih ettiğimiz eksozom tipi fetal kaynaklı yani bebeğin kordonu kaynaklı mezenşimal kök hücrelerden laboratuvar ortamında bu hücreler sağlayarak elde edilmiş olan eksozomlardır. Bu eksozomlar herhangi bir kanser oluşturmazlar, negatif anlamda bir hücre ölümüne sebep olmazlar. Tamamen pozitif anlamda hücre yenileyici, geliştirici, çoğalmasını teşvik edici özellikler içerirler. Bahsettiğim gibi birçok kaynaktan eksozom elde edilebilir. Laboratuvar ortamında elde edilen eksozom bizim için en güvenli ve en kıymetli olan eksozomdur. Çünkü hem partikül sayısı hem içeriği hem içeriğindeki protein miktarı sabittir ve bu belli aşamada testlere tabi tutularak sürekli kontrolden geçer ve kontrol edilmiş şekilde son ürün bize ulaşır. Bununla beraber bitki kaynaklı, hayvan kaynaklı veya farklı şekilde insan kaynaklı bir sürü eksozom çeşidi bulunabilir ve bunların bambaşka maliyetleri olabilir. Burada esas olan güvenlik ve içeriğin tamamen kontrol edilmiş olmasıdır. Eksozomlar laboratuvar ortamında elde edildikten sonra eğer saklanacaksa -80 derece azot tanklarında yaklaşık 2 sene saklanabilir. Uygulama yapılacağı zaman kliniğe bir soğuk zincir vasıtasıyla ulaştırılır ve klinikte ortamında da yine -20 derecede 6 ay kadar saklanabilir. Uygulama yapılmadan hemen önce çözdürülür ve uygulama birkaç dakika içinde tamamlanarak eksozomun canlılığını koruması sağlanmış olur. Birkaç yolla uygulama yapılabilir. Bunlardan bir tanesi bir dermapen gibi veya bir çoklu iğneleme sistemi, bir radyo frekans, iğneli radyo frekans, altın iğne gibi bir cihazla uygulama yapıldıktan sonra cilt yüzeyine açılan porlara direkt uygulama yapılıp emilmesi beklenebilir. Bunun haricinde enjeksiyonla yani bir enjektör vasıtasıyla 32-34 gaucluk ince iğne uçlarıyla yine direkt cilt içine veya saç içerisine enjeksiyon yapılabilir veya yine cildi
kontrollü travma yaratacak bir fraksiyonel lazer tarzı bir lazer sonrasında da yine cilt üzerine direkt uygulama yapılarak etki beklenebilir. Eksozom tedavisi seans aralıkları minimum 3 ay olacak şekilde uygulanabilir. İlk uygulama yapıldıktan sonra bu saç da olabilir, cilt de olabilir. Birinci itibariyle etki görülmeye başlanır. Üçüncü ayda maksimal etki görülmüş olur ama bu etki yine aylar içerisinde devam eder. Bundan sonra eğer ekstra bir uygulama yapılacaksa 3 ay itibariyle tekrar bir uygulama yapılabilir. Eksozom uygulaması farklı cihazlarla, farklı tedavilerle yine kombine edilebilir. Farklı cesaret tedavilerle de yine aynı şekilde kombine edilebilir. Mezoterapilerle kombine edilebilir, PRP ile kombine edilebilir. Bir SVF ile veya bir kök hücreyle yine kombine edilebilir. Lazer tedavisinin yanında veya alt iğne tedavisinin yanında yapılabilir. İğneli bir enjeksiyonla beraber, bir dermapen uygulamasıyla beraber veya bir rollerla beraber yapılabilir. Özellikle ilgili bölgede bir onarım isteniyorsa, yani o bölgede bir scar dokusu, yara dokusu varsa, bir yara varsa o bölgede minimal travma oluşturularak enjeksiyon yapılması veya uygulama yapılması yara iyileşmesini daha da potansiyel anlamda arttıracağı için beraberinde eksozomla ufak kontrollü bir travma da bu bölge için uygun olacaktır. PRP ve eksozom etki anlamında birbirine benzeyen tedavilerdir. PRP'de kişinin kanındaki trombositler, ki bu normalde milimetre küpte 400 bin veya 450 bin civarıdır. Bu trombositler konsantre edilerek, eğer uygun kit kullanılırsa 20 kata kadar konsantre edilebilir. Konsantre edilerek yine yara iyileşmesi, cilt gençleşmesi veya saç tedavileri için kullanılabilir. PRP uygulamamızın sebebi bu trombositlerin içerisindeki büyüme faktörlerinin verildiği bölgede yara iyileşmesi, hücre bölünmesi, hücre çoğalması gibi etkilerinin kullanılmasıdır. Eksozom da aslında benzer bir etkiyle, benzer bir etki mekanizmasıyla yine saç ve cilt tedavilerinde kullanılabilir. Ama tedavi sonuçlarına baktığımızda klinik uygulamalarda eksozom PRP'ye göre çok daha potent bir moleküldür. Yani PRP'den alacağımız tedavi cevabından çok daha etkili bir cevap eksozomla alınabilir. Bu iki tedavi kombine edilebilir. Bunun avantajı da kullandığımız eksozomlar aslında bir evrensel molekül. Yani herhangi bir insanda, herhangi bir kişide kullanabilecek bir moleküldür. PRP ile kombine edildiğinde veya farklı bir hücre tedavisiyle kombine edildiğinde aslında eksozomları burada kişiselleştirmiş oluruz. Yani kişinin kendi plateletiyle eksozomunu kombine ettiğimizde o kişiye has bir tedavi uygulamış oluruz. Bu da tabii tedavi etkinliğini arttıracaktır. Benzer şekilde yine aynı hastanın yağ dokusunu kullanarak bir kök hücre veya bir SVF, yani bir kök hücre kokteyli elde edip bunu eksozomla birleştirdiğimizde eksozomlar çalışma prensibi olarak taşıyıcı moleküller, haberleşme molekülleri olduğu için o verdiğimiz, kişiye uyguladığımız kök hücreyi daha potansiyel aktif bir hale getirebilirler ve güzel bir kombinasyon oluşturmuş oluruz. Eksozomların tıpta kullanımı özellikle estetik anlamda baktığımızda yara iyileşmesi, hücre çoğalması, pigmentasyonun engellenmesi, dokunun daha homojen hale getirilmesi ve özellikle benim de çok sevdiğim ve kendime de uygulattığım şekilde saç tedavilerinin çeşitlenmesi anlamında bambaşka bir çığır açmıştır. Bu videoda size eksozomlarla alakalı, eksozom tedavisiyle alakalı merak ettiğiniz soruları cevapladım. Hücresel tedaviler serimizin bir sonraki videosu olan SVF tedavisinde buluşmak üzere. Sağlıklı ve güzel günler dilerim.